Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 10-16 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Güneş Aslan Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Ve sizin için güzel bir pozisyonda enerjinizi yükselten bir geçiş bu. Ateş enerjisi, sizin gibi bir ateş elementi Aslan'da hareket eden Güneş, sizin de yaşam enerjinizi güçlendiriyor, motivasyonunuzu, iyimserliğinizi e, arttırıyor bu dönemde. Merkür'ün de Aslan Burcu'nda olması bu etkiyi, daha da güçlendiriyor. Bu hafta Ay son dördün fazında olacak. Pazartesi günü Boğa burcunda başlıyoruz haftaya. Pazartesi, Salı, Çarşamba öğleden sonraki saatlere kadar Ay Boğa burcunda olacak. E, günlük hayatımızda işlerimiz olabilir, yapılması gereken düzenlemeler olabilir, hesaplarımız olabilir. E, evimizde bazı detay gerektiren işler var. E, bir seyahatten döndük, yapılması gereken toparlanması gereken. E, işlerimiz var. E, bunlar da ilgilenebiliriz. Veya iş ortamımızda mesleki alanlarda yine hareketlilik öne çıkıyor. Genel sağlığınızla ilgili kontroller veya sizin yakınlarınız evcil hayvanlarınızın bakımları onlarla ilgili kontroller ve benzeri etkilerde e, özellikle hafta başı gündemde olabilir. E, beslenmenizle ilgili günlük alışkanlıklarınız, genel düzeniniz sağlığınızla ilgili de eee bazı belirsizliklerin netleştiği bir dönemde olabilirsiniz. Örneğin beslenme düzeninizde bazı yenilikler yapabilirsiniz ya da sağlığınızla ilgili bazı belirsizlikler varsa ya da sıkıntılar varsa bunlarla ilgili konular bir aydınlanabilir ve bundan sonraki süreç için daha kararlı hareket edebilirsiniz. Belki düzeninizi değiştireceksiniz. Belki yeni bir tedaviye başlayacaksınız ya da çalışma ortamınızda yenilikler gündemde olacak. Çarşamba öğle saatlerinden itibaren ise ay ikizlere geçiyor. 16.45'ten itibaren. Ee, ve hafta sonuna kadar ay ikizler burcunda. Bu da sizin ilişki dinamiklerinizi biraz öne çıkaracak. daha fazla paylaşımcı olacaksınız. Yani yalnız, yalnız olmak istemediğiniz, daha fazla birlikte hareket etmek istediğiniz bir enerji Eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili, yakın arkadaşınız, hatta işbirlikleriniz, ortaklıklarla ilgili konularda aktifleşebilir. Zaman zaman bazı belirsizliklerin, kararsızlıkların olması mümkün. Buna lütfen dikkat edelim. Yani bir şeyler yanlış anlaşılabilir, bir şeyler gözden kaçabilir, biraz yanılgılar olabilir. Çünkü ay ikizlerde değişken bir enerji ortaya çıkarıyor. Bu değişkenlik fikir değişiklikleri de yaratabiliyor, kararsızlıklar da yaratabiliyor. Özellikle ilişkilerde karşınızdaki kişileri iyi anlamaya ve kendimizi iyi ifade etmeye lütfen dikkat edin. Koç burcunda ilerleyen Mars kuşkusuz size enerji bakımından güçlü bir destek veriyor. Ancak bu hafta Mars Oğlak burcundaki Plüto ile dik açı yapacak. Ayın 13'ünde kesinleşen bir açı ama 12'si ile 14'ü arasında da güçlü bir şekilde bunu hissedebiliriz. Ee, bu süreçte biraz üzerimize baskı yaratabilir. Aslında kişisel olarak siz çok fazla etki alan bir burç değilsiniz. Daha çok toplumsal alanlarda, kitleleri etkileyecek bir enerjidir bu. Ee, i̇şte otoriteyle ilgili çatışmalar, biraz baskılar, mücadeleler, e, şiddet içerikli olaylar, işte savaş, patlama, saldırılar ve bazen doğa olayları, kazalar. Hani bunları tetikleyebilen sert bir açıdır Mars-Pluto kareleri. Bireysel olarak da hani günlük hayatımızda daha güvenli olmaya çalışalım. Çok fazla risk almamaya çalışalım. Maddi konularda da özellikle. Yani maddi konularda da gereksiz riskler almak biraz zor, doğru olmayabilir. Hatta Mars Pluto karesi istem dışı bir harcama ya da üzerinize biraz maddi baskı yaratacak bir durumda bir masraf ani bir masraf örneği yaratabilir hafta sonu ay yengeç burcunda ilerliyor olacak sevgili yaylar ay yengeç burcunda ilerlerken e, genel olarak kendimizi güvende hissetmek isteyeceğiz duygusal anlamda biraz hassasiyetimiz var hem maddi konularda hem genel güvenliğimizle ilgili alanlarda e, bu ihtiyacımız artıyor böyle bir durumda Tabii ki sevdiğimiz kişiler güvendiğimiz kişiler yakın bulduğumuz kişilerle daha fazla bir arada olabiliriz. Genel sağlığımız, genel beslenmemizle ilgili konularda da hassasiyet artıyor bu yüzden midenize özellikle dikkat edin, sindirim sisteminize dikkat edin. Hatta yeni ay öncesinde ay artık kapanırken, ışığı kapanırken hafta sonu şöyle bir kısa olsa birkaç günlük bir diyet, bir detoks, bir arınma programı uygulayabilirsiniz. Bunun yanısı sadece hani bedensel fiziksel olması da gerekmiyor. Ruhsal anlamda bir terapi Bilinç dışınıza yönelik yapılacak bir şifa çalışması da söz konusu olabilir. Tüm bunlar da çok verimli olabilecek, olumlu geri dönüşlerin olabileceği bir hafta sonu aslında bu şekilde de kendinizle ilgilenerek biraz kendi dünyanıza, kendi iç dünyanıza yönelerek hafta sonunu geçirebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.